Herkese merhaba. Bugün yine bir torna tezgahı modifiye videosuyla karşınızdayım. Bu projede özellikle torna tezgahlarında kullanılan bu yarım punto veya yarım sabit punto adı verilen enstrümanın yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz ve bütçeniz doğrultusunda YouTube'un da imkanlarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Torna tezgahlarında uzun ve ince parçaları tornalarken iki punto arasında sabitleyerek tornalama işlemi yapıyoruz. Neden? Çünkü kesici takım malzemeyi ittiği için malzemede eğilme, gagalama, yalpalama veya titreşim problemleri ortaya çıkıyor. Özellikle uzun parçaların tornalamasını yaparken parçanın tornalama esnasında eksenden kayması hiç istenmeyen bir durum. Özellikle iki punto arasına sıkıştırdığımız iş parçasının alnını tornalarken o alın tornalaması pek istediğimiz gibi olamıyor. Çünkü punto deliği açtığımız malzemeye puntayı yasladığımız zaman kalem hiçbir zaman tam merkeze kadar tornalama yapamıyor. Çünkü orada puntonun ucu yer alıyor. Eğer tornalamaya devam edersek puntanın ucuna zarar veriyoruz. Elmasımızın, kesici takımımızın zarar görmesine neden oluyor. Bu yüzden bunu engellemek için bu tip yarım puntolar kullanılıyor. Bugün bunun yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Lafı uzatmadan hemen projeye geçelim. Zaten yapım aşamasında ben size bütün işlem adımlarını teker teker anlatmaya çalışacağım. Umarım bu videodan siz de istifade edersiniz. Gelin şimdi başlayalım. Bu projede de 4140 çelik kullanıp yüzey sertleştirmesiyle yeni yarım punta ekipmanını üretmiş olacağız. Benimki gibi atölye şartlarında ısı işlem için en elverişli ham madde 4140 ıslah çeliği oluyor. Önce puntanın 60 derece uç açısını vererek projeye başlayacağım. Bu yüzden torna tezgahının sportunu 30 derece açıya ayarlayarak tornalama işlemine başlıyorum. Yanlış bir elmasla kesim yapmaya çalışıyorum. Tornalama yaparken dikkatli olup doğru kesici takımı kullanmak gerekiyor. Bu hem iş parçasını korumak hem de kesici takımı korumak için çok önemli. Dalgın olmamak gerekiyor. Son talaş kaldırma işlemini yapıp bilyalı kater ile yüzey kalitesini artırmak istiyorum. Aslında atölyemde minik bir taşlama tezgahı olsaydı bu parçayı taşlamak çok güzel olurdu. Ama maalesef bu şekilde yapacağım. Bu bilyalı katerin yapım videosunun linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakın, gerçekten güzel, eğlenceli bir proje oldu o da. Sabit puntanın mor saçısını verirken aynanın tutunacağı bir düzlem oluşturmak gerekiyor. Bu yüzden bir şekilde parçayı tornalıyorum. Hem parçayı sıfırlıyor hem de tutunacağı oluşturuyorum. Şimdi sporta mor saçısını vermek için küçük bir kopya çekeceğim. Kendi tezgahımın MT3 sabit puntasını aynaya monte ediyorum. Komparatör saatiyle salgısını aldıktan sonra kopya çekmeye hazırım. Sportu gevşeterek serbest bıraktım. İki kenarının paralel olduğuna emin olduğum bir masterı kullanarak sportun eksenini sabit puntonun mor saçısına paralel hale getirip sportun cıvatalarını sıkacağım. Böylece sportun tornalama açısı MT3 Morse koniği açısına geldi. Komparatör saatiyle kontrolü de yapalım, bakalım sapma var mı? Evet, tam olarak paralel olmuş. Şimdi kendi iş parçamızı tezgaha bağlayalım. Ayarladığım Morse açısıyla yarısına kadar bu parçayı şimdi tornalayacağım.
Şimdi bütün parçayı tornalamadan sabit puntayı freze tezgahına monte edip üç kısmının yaklaşık %30 kadarını öğütmem gerekiyor. İşlem tamam. Şimdi torna tezgahına bu parçayı tekrar monte edip MT3 Morse açısıyla bütün parçayı düzgünce tornalayacağım. Aslında parçanın üretimi bitti sayılır ama son birkaç adım kaldı. Isıl işlem, taşlama ve en son olarak temel normalizasyon yapacağım. Puntanın kenarları sertleştirme işleminden sonra kullanırken iş parçasının punta deliğini matkap gibi kesmemesi için E ile kenarlarını hafifçe yumuşatıyorum. Gezer puntanın sadece ucunu sertleştirmek istiyorum ve uçta yüksek sertlik olması için de su ile soğutacağım. Ancak bu işlem 4140 çeliğin ucundaki tansiyonu çok arttıracak. Bu yüzden normalizasyon yapmak gerekiyor. Normalizasyon yapmak için fırınım yok ama ucu ve ucun iç kısmını yaklaşık 300 dereceleri çıkartıp yağda soğutursam bu yüzeydeki gerilimi alacaktır. Hazır parça sıcakken menevi işlemini de yapacağım. Parçayı kullandıkça kovanın içine sürterek bu punta, bu menevi rengi zamanla kaybolacak. Güzelce taşlayacağım. Projeyi sonlandırma zamanı. Gravür ve kalıpçı taşlama aletlerinin kullanımını anlattığım eğitim serisinin videolarını izleyerek bu makinelerin ve bu makinelere takılan uçların doğru kullanımını öğrenebilirsiniz. Videoların linki açıklamalarda. Thank you.
Bakalım yaptığımız yarım punta Morse kovanına uyacak mı? İlk defa deniyorum ben de. Kovan parçaya eldiven gibi uydu. Bence başarılı oldu. Şimdi bir de deneme yapalım bakalım. Bu arada sabit punta kullanırken yağlama yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Normal sabit punto ile yaptığımız zaman gördüğümüz gibi uç kısımda küçük bir fatura kalıyor. Ardından bu faturayı tekrar tornalamak gerekiyor ama çok ince ve uzun malzemelerde bu maalesef çok kolay olmuyor. Ama yarım punto ile sonuç bence kusursuz. Evet, projeyi yine başarılı şekilde sonlandırdım. Torna tezgahıma yeni bir enstrüman kazandırdım. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim çanını açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.